Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte videoyu çektiğimiz tarih itibariyle dün gerçekleştirilmiş olan Apple etkinliğinde neler tanıtıldı bunlara bakıyoruz. Öncelikle 4 farklı yeni iPhone modeli tanıtıldı. Bir tane minnacık hoparlör HomePod mini, bir tane de magnetik ya da manyetik mi artık ne dersiniz bilmiyorum, mıknatısla birlikte çalışan bir adet şarj sistemi tanıtıldı. Adı da MagSafe. Öncelikle iPhone'lardan başlayalım. Sizin de en çok merak ettiğiniz bölüm orasıdır diye tahmin ediyorum. Bunlar neler, onlardan bahsedeyim. iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max. iPhone 12 mini ile ilgili zaten geçtiğimiz günlerde bir video yapmıştık. Sızıntıları böyle söylentiler topladığımız bir videoydu. Orada söylediğimiz birçok şeyin doğru çıktığını da görmüş olduk. Bu yeni çıkan telefonlarda iPhone 12 mini dünyanın en küçük 5G destekli telefonu olma özelliğini taşıyor. Gerçekten de küçük boyutlu eski kasa iPhone'larda tam ekran deneyimini yaşayacağız arkadaşlar. Bu da birçok iPhone kullananın beklediği bir şeydi. Tabii ki de boyutu hakkında ürün elimize geçmeden ne kadar küçükmüş aa falan deyip şaşırabileceğiniz bir durum yok. Ancak boyutunu söyleyelim, 131.5 mm'lik bir uzunluğu var. Yani bayağı küçük olacak. Bunu anlıyoruz. Ekranımız da 5.4 inç. Çözünürlüğümüz 2340x1080. Bir üst model olan iPhone 12'de ekranımız 6.1 inçe yükseliyor. Uzunluğumuz da 146.7 mm'ye çıkıyor. Aslında 12 ile 12 mini arasında lansmanda gördüğünüz kadarıyla boyut dışında çok önemli bir fark yok arkadaşlar. Bunu belirtebiliriz. Biz uygun fiyat telefonlarda LCD olmasını bekliyorduk. Ancak Apple burada bizi şaşırttı. OLED bir ekran, Super Retina XDR bir ekranımız var ve gayet güzel olacağını tahmin ediyoruz. Ekranımız biraz büyük olduğu için 2532'ye 1170'lik bir çözünürlük bu sefer bizleri bekliyor. Tabii çıplak gözle baktığımız zaman o kadar piksel farkını görmeyeceğiz. Ön tarafta 4 telefonda da geçerli olan bir ekran koruma teknolojisi var. Ceramic Shield diye geçiyor ve önceki modellere göre 4 kat daha dayanıklı olduğu söyleniyor. Tabii ki de sağlamlık testimizde buna da bakacağız. 12 ve 12 mini'nin arka yüzeyleri parlak cam ve çerçeveleri de alüminyum. Bunun haricinde 12 ve 12 mini'yi Pro'lardan ayıran en önemli faktörü kameralarda görüyoruz. Bir kere bir tanesinde 3 kamera, bir tanesinde 2 kamera var. Yani mini ve 12'de 2 tane kamera var. Bunlar neler? Geniş açılı ve ultra geniş açılı lenslerimiz, ikisi de 12 megapiksel çözünürlüğe sahip. Yine depolamaya bakalım isterseniz arkadaşlar. Miniler tahmin ettiğimiz üzere 64 GB'dan başlıyor. Depolama olarak 128 ve 256 GB'lık seçenekler de mevcut. Biraz da Pro'lardan bahsedelim isterseniz. 12 ve 12 Pro bildiğiniz aynı telefon, kasa olarak aynı gözüküyor arkadaşlar. Ekranlarının inci aynı, çözünürlüğü aynı. İkisi de 6.1 inç. Fakat Pro modelin 12'ye göre bir tık daha ağır olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Burada etkili olan şey tabii ki de paslanmaz çelik olması. Bunun yanında bir de ekstra bir kamerası var. Bu da illaki ağırlığa bir katkı sağlıyordu. Dediğim gibi üçüncü bir kameramız var. Bu üçüncü kameramız telefoto lens görevini görüyor. Tabii bir de lidar sensörü ekleniyor arkadaşlar. Burada telefoto lens burada ne gibi bir katkı sağlayacak? Pro modelde 4 kata kadar optik yakınlaştırma, Pro Max modelinde de 5 kata kadar optik yakınlaştırma sağlıyor bizlere. Bu arada Pro Max modeli epey büyük bir model arkadaşlar. Tahmin edebileceğiniz gibi 6.7 inçlik devasa bir ekranla birlikte geliyor. Bunun yanında depolama olarak da 12 ve 12 mini'ye göre 64'ten başlamıyor bu sefer. Depolamamız direkt 128'den başlıyor. Dilerseniz 256 veya 512 GB'yı da alabiliyorsunuz. Donanım tarafına da bakalım. Aslında 4 telefon içinde aynı şeyler söylendi arkadaşlar. iPhone 11'lerde bildiğiniz gibi A13 Bionic chipset vardı. Şimdi A14 Bionic geldi ve işlemci tarafında %17 daha hızlı olduğu, görsel işlem tarafında da %8'lik bir performans artışı olduğu söyleniyor. Buna ek olarak da ilk 5 nanometrelik mimariye sahip olan işlemciler bunlar. Şimdi geldik fasulyenin faydalarına mı diyelim, zararlarına mı, sıkı tutun arkadaşlar, fiyatlar geliyor. Amerika fiyatlarından bahsedeceğim. Mini modeli $699, iPhone 12 $799, 12 Pro 999, Pro Max'e baktığımız zaman da $1099'lık fiyat etiketini görüyoruz. Şimdi Amerika fiyatlarını bir kenara bırakalım, zira Amerika'da yaşamıyoruz arkadaşlar. Ülkemiz fiyatlarından bahsedelim. Şimdi bir sürü telefon olduğu için vergileri sadece bir telefon için söyleyeceğim. Diğerleri için siz kendi hesabını da yapabilirsiniz arkadaşlar. Aslında iPhone 12 mini'den gidelim. Direkt fiyatını dolardan TL'ye çevirdiğimiz zaman bugünün kuruyla yaklaşık 5590 TL civarında bir şey yapıyor. Buna TRT payını ekliyoruz, 559 TL. ÖTV ekliyoruz, 3075 TL. KDV ekliyoruz, 1660 TL. Böylece toplam vergiyle birlikte 10887 TL gibi bir fiyat çıkıyor ortaya. Bu hesapla iPhone 12 12445 TL. iPhone 12 Pro yaklaşık 15500 TL. iPhone 12 Pro Max
Max'e baktığımız zaman da 17.200 TL gibi bir rakam çıkıyor ortaya arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi 128 GB'lık giriş modeli için iPhone 12 Pro Max. Tabii ki de bu fiyatlar gördüğümüz tahminlerin altına çıkarsa hepimiz daha mutlu olacağız. Ancak şimdilik durum böyle gözüküyor. Apple belki de farklı bir fiyatlandırma izler ya da telefonlar çıkmasına yakın dolar kurunda bir oynama olur, fiyatlar düşer vesaire. Orasını bilemeyiz ancak biz videoyu çektiğimiz tarih itibariyle durum böyle gözüküyor. Şimdi iPhone'ları mecburen bu fiyatlarla birlikte bir kenara bırakıyoruz arkadaşlar ve lansmanda tanıtılan diğer ürün HomePod Mini'ye bakalım. Çok da aslında söyleyecek bir şey yok. Ülkemizde çok fazla kullanılır mı, kullanılmaz mı orası tartışılır. Ancak HomePod Mini evinizde kullanabileceğiniz akıllı mini bir hoparlör. HomePod Mini Siri ile birlikte entegre çalışıyor, oldukça da güzel çalışıyor. Hatta saatinizle, telefonunuzla hatta arabanızda CarPlay varsa onunla birlikte çalışıyor. Mesela siz evden çıkmadan ben şuraya gideceğim diye hoparlörü söylüyorsunuz. O sizin arabada rotanızı çoktan oluşturmuş oluyor. Bu tarz şeyler söylendi. Bunun dışında işte iki tane alırsanız birbirleriyle iletişimleri var. Mesela ben bu odadayım. Yan odada oturan birine bir şey söyleyeceğim. Onu hoparlör üzerinden söyleyebiliyorum gibi gibi. Hani malikanede falan yaşıyorsanız işinize yarar. Fiyatını da 99 dolardan açıkladılar. Ülkemizde satılıp satılmayacağı da şu an için net değil arkadaşlar. Satılırsa da Türkçe dil desteği var mı yok mu o da net değil. O yüzden bu konu hakkında çok fazla da bir yorum yapmanın mantığı yok. Böylece de videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Apple'ın lansmanda bizlere gösterdiği ürünlere yakından bakmaya çalıştık. Ürünler elimize geçtikçe tabii ki de daha detaylı incelemelerini de yapacağız. Sizler ne düşünüyorsunuz yeni modeller hakkında, hem fiyat hakkında ya da modellerin teknolojik olarak özellikleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Bunları yorumlar bölümünden bizlere ulaştırmayı unutmayın diyelim. Ayrıca şurada bir beğen butonu bulunuyor. Ona basarak da videomuzu beğenebilirsiniz. Başka bir webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.